Herkese merhabalar. Bu videomuzda SketchUp'ta bir modelleme yapacağız ve bu sefer render'ı yapay zeka sitesine aldıracağız. İsmi Prom AI. Bu siteye giderek isterseniz modellemiş olduğunuz bir çalışmanızın ekran görüntüsünü alıp buraya yüklüyorsunuz ve buradan bir render alternatifleri, görsel alternatifleri çıkartıyorsunuz. Tabi sadece bunu yap yapmıyorsunuz. Bir fotoğraftan video yapabilirsiniz veya ne bileyim düşük scale'de boyutlarda bir görseliniz varsa bunu scale edebiliyorsunuz. Boyutunu büyütebiliyorsunuz. Bu gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Şimdi bu videoda bir SketchUp'ta basit bir model yapacağım. Sonrasında bunu yapay zeka sitesine atacağız ve bize ne verecek hep beraber göreceğiz. Şimdi çalışmaya geçelim. Evet SketchUp'ımızı açtık. Rectangle'a tıklıyoruz. Sol yön tuşuna basarak sola kilitleyerek şöyle 600. virgül Altı üst diyorum ve böyle bir kare çiziyorum. Şimdi şu da Bu orta noktadan tabi ölçekli bir çizim yapmayacağım. Şöyle yaklaşık şöyle şurayı tutturarak bir çizim yapalım. Şurayı silelim. Sonrasında buraya bir offset vereceğim. F'ye bastım. 30 santim bir offset verdim. Şu alttaki çizgiyi tuttum. Şuradan şuraya indirdim. Şimdi şu yüzeyi şöyle CTRL X ile kestim. E, kesmemin nedenini birazdan alacaksınız. Şöyle uzatacağım. Ne kadar uzatalım? E, 1000 santim otu uzatalım mesela. Sonra buraya bir grup yaptım. Şuradan kesmiş olduğumuz yüzeyi şuradan edit, paste in place buraya yapıştırdım. Sonra bunu iç tarafa doğru şöyle bir 150 santim, bir e, 1,5 metre içeri alalım. Hemen bunu da grup yapıyorum. Ben buraya bir kısa yol atamıştım. CTRL G kısa yolu grup grup olarak direkt yapıyor. Yani sağ tıklayıp make grup yapmamak gerek kalmıyor. Bununla alakalı bir video çekmiştim. Onu da buralara bir yere koyarım. Şimdi buraya tıkladım. Hemen we've done component edit hard rest of Model açacağım. Buna da kısa yol olarak I'ye eklemiştim. Yani I tuşuna basarsam şu gider. Şimdi buradan hemen bir tane 220 santimlik bir kapı yüksekliği yaptım. Sonrasında bunu şöyle 50 santim kenara aldım. Sonrasında bir 100 santimlik bir kopyasını da aldım. Bu şekilde ortalamış oldum. Şimdi şurayı sildim. Çünkü hemen bin bir bit tools'umuz ile şuradaki kısımla 3'e 3'lük bir şey yapacağım. Burayı 10 yapalım. 10'a 10 olsun. Yani şurayla şuraya 10 olsun. İçteki kısımlarda 6 olsun istiyorum. Oluştur dedim ve oluşturdu. Şimdi buradaki biraz önceki çizgimiz hala duruyor. O yüzden onu silelim. Delete dedim sildim. Buraya geldim, şu yüzeye iki kere tıkladım ve şunları seçtim, camları seçtim. Bunlar iki boyut olarak kaldığı için şimdi bunları biraz boyut verelim. Şöyle 2 santim bir boyut verdim. Sonra hemen şu sağ taraftaki kısmı, eğer burası bu şekildeyse, şuradaki pin'i şu şekilde auto height yapabilirsiniz veya şu şekilde kitleyebilirsiniz. Ben burayı kapalı kullanıyorum. Buraya gelip ee, bakalım. Şuradan da bir glass malzemesi. Atalım mesela şuradaki maviyi atalım. Normalde SketchUp'da bir model yapıyor veya bir proje yapıyor olsaydım başka bir yerde render alıyor olsaydım gri yapıyorum. Fakat burada mavi yapıyorum ki yapay zeka daha kolay bir şekilde kavrayabilsin. Şimdi burada küçük küçük şeyler de yapabiliriz. Mesela kenetizeymiş gibi bir şeyler yapabiliriz. Onu da şöyle yapacağım. Ee, hızlıca şöyle yapabilir miyiz? Şöyle bir yöntem geldi aklıma. CTRL-C kopyasını aldım. CTRL-B yapıştırdım. Şimdi şöyle çizgimiz var. Bu çizgiyi şu anda Extrude Line komutuyla şöyle ee, bir buçuk ya pardon 3 santim yapsak 3 santim yaptım. Sonra hepsini seçtim. Sonra Joint Push Pull'la şöyle bir kalınlık vereceğim. E, 1,5 desem tam tersi yapacaktık gerçi ya. Böyle şurayı 3 yapacağım. Şurayı da şöyle aldım mula 1,5 yaptım. Şöyle olacak. Ve bunu Group Make Component yapacağız. Create dedim. Sonra bunu seri bir şekilde kopyalamam gerekiyor. Buradan tuttum, buraya getirdim ve buraya 20 bölü dedim ve seri kopyalamış oldum. Sonra buraya geldim. Burada aslında pek bir işim yok. O yüzden pek de bir şey yapmama gerek yok. Bunları yine kopyaladım ctrl-c çıktım gruptan ctrl-b paste in place yapıştırdım sonrasında geldim buraya bir çizgi yüzey oluştu sonra buraya da hemen şöyle 20 santimlik bir kalınlık verebilirim ya da 30 santim de verebilirim biraz kalın olsun 30 santim verdim bunu grup yaptım hatta şunu da birazcık içeri alalım 10 santim içi 10 santim değil de şöyle bir 50 santim içeri alalım şöyle üçgen belli olsun istiyorum. Sonra buraya da istersek de şey atabiliriz mesela bir parkeymişçesine bir şey yapabiliriz şöyle. Hoş olmadı. Ee, ne yapabiliriz? Gerçi at gitsin şöyle. Böyle bir kalınlık vermedi mi? Ha, neden böyle oldu? Çünkü bizim şu anda hala da glass malzemesi aktif. Bunu bir default'a alalım buraya tıklayalım. Şöyle hemen bir daha tıkladığımızda normale dönecektir o. Şu şekilde oldu. Şimdi buraya hemen bir tane ahşap malzemesi atabiliriz. Gerçi şimdi işimiz yok onunla. Hemen şöyle biz birazcık daha şey odaklanalım. Yapay zekanın ne vereceğine odaklanalım. O yüzden pek de fazla malzemeyi falan girmeyelim. Şöyle aşağıya doğru bir 30 santim daha verdim. Şöyle şurayı tutalım. Böyle 2 metre gelsin böyle. Sonrasında şurayı tutalım. Buradan şurayı tutalım. Şu şekilde olsun. Bunu böyle Mac group yapalım. Şu şekilde. Evet aslında binamızı hemen hemen bitirdik. Ee, şimdi buraya da hemen sağ tıkladım. Sandbox'ı açtım. Sonrasında şuradaki kısma tıkladım. 300'e ee, 300 e 300 değil de şunu 100'e 100 karelerden oluşan bir şey olsun ve şöyle Atalım birazcık fazla mı kaçtı? Fazla kaçırdık. Şöyle olsun. Oluşturdu. Şimdi buradaki tabi bu mekom şey grup olarak gelir böyle. Şimdi ben bunu niye böyle yaptım? Burada bir minik arazi yapacağım ki şuradan baktığımda şu arka taraflarda şeyler gözükmesin. İki kere tıkladım. Sonra şuradaki kısma tıkladım. Şöyle e, neymiş? 1000 santimmiş radyosu. Bunu 3000'e çıkartıyorum. 3 katına çıktı. Şöyle yükseltiyorum. Ki dediğim gibi şeyler e, belli olmasın. Arkadaki çizgiler belli olmasın. Yoksa pek bir şeyimiz yok bununla. İşimiz yok. Şöyle hafiften tepe yapalım buraları. Böyle tepe yaptık. Bakıyorum. Evet şu, şu şekilde olsun. Bir de şey yapacağım. Buralara bir e, göl gibi bir şey yapacağım. Onu da şöyle yapacağım. Şimdi şöyle ee, nasıl söylesem şunu aldım. Sonra şöyle çizgi çizdim. Şöyle. Şimdi bu çizgi ne işe yarayacak? Bu çizgiyi tutacağız. Şöyle yukarı alacağız. Sonra bu çizgi seçiliyken şuna tıklıyoruz. Sonrasında buraya tıklayacağız ve olacak. Ama öncesinde ben bunun bir şu çizgileri üstündeki çizgileri softlaştırmak istiyorum. Tıkladım. Soflaştı düz bir hale geldi şimdi bu çizgiye tıkladım şuraya tıkladım ve Burada arazimde şöyle gördüğünüz gibi bu çizginin iz Oluştu bu çizgiden kurtulabilirim Şimdi ne yapacağım buraya bir tane şey yapacağım Su materyali atacağım Şöyle bir su materyali atalım Buraya da çim atalım Şöyle çim atalım Evet Yapım şöyle duruyor. Hatta bu şeyi yapıyı birazcık daha Şöyle grup yapayım kendi içinde de Böyle birazcık daha yakınlaştırırsak buraya Şu şekilde Bir hal Bülünsün. Hatta biz buraya şöyle de yapabiliriz ee, Bir tane e, Component'tan Nerede o components Şurada componentslardan bir tane ağaç materyali falan koysak şöyle Tabi bunlar için random e, pluginleri var. Yapılabilir fakat şu anda uğraşmak istemiyorum. Şu şekilde kaldı. Şimdi bunlara da hemen hızlıca bir materyal atalım. Materyalli ile şöyle hafiften bir şey siyahlık attım. Şurası da öyle olacak. Hatta buraya gelelim ahşap yapalım. Bunun bir şeyi yok. Büyük ihtimal yapay zeka ya, direkt olarak ahşabı yapmayacak. Kendisi birazcık müdahale edecek. Mesela şöyle bir parke var bir şey attık şöyle bir tane de hemen sahne kaydedelim ki bir daha uğraşmayalım şeyle eğer olmazsa. Evet şöyle bir sahnemiz var. Şimdi bu sahnenin e, Export edip 2 e, Şuradan diyelim ki Dağ evi diyelim. Siteye geliyoruz. Bu sitenin tabii ki de linkini aşağıya bırakacağım. Dediğim gibi artık koduyla 20 şeylik bir şey kazanabiliyorsunuz. Jeton kazanabiliyorsunuz. Şimdi ben buraya şu özelliği kullanacağım. İsterseniz dediğim gibi fotoğraftan video da yapabilirsiniz veya düşük scale'li, ölçekli bir renderınız varsa onu büyütebilirsiniz, size ekleyebilirsiniz. Gibi gibi ayarlar var. Şimdi ben buradaki kısma tıkladım. Şimdi burada biz hemen şu şeyi alalım. Hemen neredeydi? belgeler daha evet demiştik. Şöyle buraya geldim. Şimdi daha öncesinde ben burada şöyle bir ayar yapmıştım. İşte göl kenarında vesaire diye bir dağ evi gibi bir şey çizmiş. Tiny house gibi bir şey yapmıştım. Referans bir resim de koyabilirsiniz. Ben istemiyorum. Stil kısmına geldik. Stil kısmında ben sinematik realistik olsun. Ee, sonrası burada farklı farklı tabii ki de tipler var. Siz burada sadece biz mimari olarak baktığımız için e, buraların çoğunu kullanmıyoruz ama siz isterseniz da mesela şöyle bir şey de çıkartabiliriz. Biz şu anda gerçekçi seçiyoruz. Sahne olarak da villa işte residence building gibi şeyler de yapabilirsiniz. Ben villayı seçiyorum. E, bir çevresel şey olduğu için. E, yapısı olduğu için. Mod olarak da burada e, buradaki kısmı seçtim. E, şimdi burası önemli aslında. %54 50, 50 mesela %55 55 e, onun tasarımına bırakmış oluyoruz ve yarıdan fazlası onun olduğu için birazcık daha kendisi şey müdahale etmiş olacak. E, burada şeyleri var. E, isterseniz ışık türü vesaire de seçebilirsiniz. İsterseniz de e, böyle kastım bir şekilde kalabilir. E, detaylı mı istiyorsunuz diye soru. Bunları falan da yapabilirsiniz ve generic dediğinde oluşturacak. Ve gördüğünüz gibi 0.3'lük bir şeye gidecek. 20 jeton ile birçok şeyi yapabiliyorsunuz aslında. Şuradaki kısma tıklıyorum ve bana alternatif sunucu sunacak. şey Instagram'a yapmış olduğum videolarda böyle aynı model üzerinden böyle sonuçlar vermişti. Bakalım şimdi nasıl sonuçlar verecek? Evet şimdi böyle bir sonuç verdi. Gayet bizimkisine de yakın. Şuradaki ağaçlandırmalar vesaire yakın. Böyle Ve böyle bu da fena olmadı ama ben sanki birincisini daha çok sevdim şunu daha çok sevdim Evet gördüğünüz gibi böyle bir render alabilirsiniz Farklı kaydedip bunu e, kullanabilirsiniz veya diyelim ki böyle bir şey yaptıktan sonra Eee konseptiniz buna uygun bir şey olup buna yakın bir render almaya çalışabilirsiniz. Yani size ön fikir olarak bence kullanılabilir. Ben bunu iş yerinde de birkaç cephe tasarımı için kullan, kullanmıştım. Mesela burada farklı şeyler yapalım. Aydınlatmasını değiştirelim mesela. Biraz önce bir dramatik gibi bir şey vardı. Onu da şeyde vardı pardon. Stil kısmında vardı. Şu kısmı seçeceğim. Mesela bunu villa değil de şunu seçelim. Buradan da light kısmında birazcık daha nasıl şunu seçsek mi? Tamam bunu seçtik. Bakalım şimdi ne sonuç verecek. Ve çok hızlı bir şekilde yapıyor. İsterseniz daha hızlı bir şekilde de yapabilir. Ama bunu tıkladığınızda buradaki işte e, kredi artıyor. Yani o kadar fazla tükenmiş olacak krediniz. Bunlar da güzel oldu. Burada değişik bir şey oldu. Şu hoşuma gitti mesela. Aydınlatmaları vesaire şuraların yansımaları güzel oldu. Bu birazcık daha yakın sanki bizimkisine. Tabii biz buraları şey yapmadık. Kendisi tasarlıyor. Buraları bir pencere koymanın daha doğru olduğunu söylüyor. Mantıklı şeyler oluyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Tabii ki de yapay zeka konusunda birazcık ön yargılı olanlar olabiliyor. Fakat bu kaçınılmaz bir gerçek artık. Yapılacak bir şey yok. Bu yakın geleceğin kaçınılmaz gerçeği. O yüzden buna adapte olmamız gerekiyor. Beğenmeseniz dahi bunun işlevini nasıl yapılabileceğini, nelerde de kullanabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Eğer böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay